Yılın en merakla beklenen filmi Deadpool and Wolverine 24 Temmuz itibariyle gösterime girdi. Marvel filmleri son dönemde biraz düşüşte biliyorsunuz. Peki bu film nasıl olmuş? Beklentileri karşılayabilecek mi? Gerçekten MCU'yu kurtarabilecek mi? Bugün spoilersiz bir şekilde Deadpool and Wolverine hakkında konuşacağız. Herkese selamlar, Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi, sağlığı yerindedir. Ben filmi geçtiğimiz salı gece yarısı burada düzenlenen bir ön gösterimde izledim. Bilmeyenler varsa diye söylüyorum, ben Riga, Letonya'da yaşıyorum yaklaşık 2,5 yıldır. Burada düzenlenen ön gösterimlere katılıyorum filmler için çoğunlukla. Bazen nerede izlediğime dair insanların kafası karışabiliyor. O yüzden bu bilgiyi özellikle paylaşmak istedim. Deadpool and Wolverine filmi benim için gerçekten harika bir sinema deneyimiydi. Buna benzer bir deneyimi en son sanırım Spider-Man Across the Spider-Verse'ü izlerken ya da belki de Spider-Man No Way Home'u izlerken yaşamıştım. En az 3 sahnede çığlık attım ki bu çığlıklardan bir tanesi ağlamayla karışık bir çığlıktı. Gece 12'de izlemiş olmamıza rağmen salon tamamen doluydu ve şahane bir izleyici kitlesi vardı. Herkes tezahürat yaptı, alkışladı falan filmi izlerken ki o tezahürat yapanlardan, alkışlayanlardan biri de bendim. Ama bu sizi hani filmi izlerken konsantre olamam diye düşündürtmesin, yanıltmasın. Çünkü insanların alkışlayacağını tahmin ettikleri yerlerde, cameo'larda falan es vermişler. Çok eğleneceğimi tahmin ediyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum sanırım. Sizlerin beklentileri nasıldır bilemeyeceğim ama ben şahsen filmden ne bekliyorsam tam olarak onu aldım. Eğlenmeyi bekliyordum ve çok eğlendim. Filmde sıradan bir hayat yaşamaya başlayan Wade Wilson TVA tarafından özel bir görev için tutuluyor. Ve kendi timeline'ını, kendi evrenini kurtarmak için Wolverine'den yardım istiyor. İlk fragmanı gördüğümden beri filmin hep Loki dizisine benzediğini düşünmüştüm. Gerçekten de öyle çıktı. Loki'de öğrendiğimiz bazı yerler, kavramlar falan bu filmde de kullanılmış. Ama filmi anlamak için diziyi izlemiş olmanıza gerek yok. Zaten bir noktada da filmde diziye direkt bir gönderme yapılıyor. Bu film bir Deadpool filmi olduğu kadar bir Wolverine filmi de, yani her iki karaktere de yeterince yer verdiklerini düşünüyorum. Ancak filmin senaryosu gerçekten çok basit, öyle çok sağlam bir senaryo falan beklemeyin. Zaten Deadpool filmlerinin güçlü tarafı da senaryo değil, hiçbir zaman olmadı. Deadpool and Wolverine son dönemde süper kahraman filmlerinde sıklıkla karşımıza çıkan multiverse mevzusuyla hem dalga geçiyor hem de kendisi de bunu çok iyi şekilde kullanıyor. Deadpool filmleri her daim dördüncü duvarın yıkıldığı filmler olmuştur. Bu filmde de aynı şekilde ilerlemişler. Kendisiyle dalga geçiyor, sektörle dalga geçiyor, süper kahraman filmleriyle dalga geçiyor. Hiç ama hiçbir konuda sözünü sakınmıyor. Tespitler şahaneydi bence. Çok cesur ve çok eğlenceli bir film olmuş. Filmde çok fazla detay vardı. Eminim izlerken en az 50 tane daha Easter egg vardır ve onları kaçırmışımdır. Zaten sanırım bu sene ilk defa bir filmi izlerken tekrar izlemek istedim. Tekrar tekrar izleyerek yeni detaylar bulabileceğiniz yapımlardan biri olmuş. Filmde çizgi romanlara, filmlere, karakterlere ve hayranlara olan sevgiyi ve saygıyı görebiliyorsunuz. Filmi kocaman bir fanservis olmakla suçlayanlar olduğunu gördüm. Şahsen katılmıyorum. Film kendini çok da ciddiye almadan hayranlara istediklerini veriyor. Evet, izleyicilere istediklerini vermek için cameo'ları kullanıyor. Ama bir taraftan da bununla dalga geçiyor aslında. Fanservis filmin hem kullandığı hem de dalga geçtiği bir kavram. Film zaten açık açık hadi artık izleyicilere istediklerini verelim diyen bir film. The Flash filminin yapmaya çalıştığı fakat başaramadığı şeyi başarıyor. Cameo'lar demişken bence hepsi çok iyiydi. Kim olduklarını söylemeyeceğim, elbette spoiler vermeyeceğim. Bazıları açıklanmıştı diyebiliyorum ama açıklanmayanlar da bence harikaydı. Ben kendi adıma mest oldum. Bu arada bence Ryan Gosling ve Hugh Jackman başta olmak üzere projeye katılan tüm oyuncular da bu işten çok keyif almışa benziyorlar.
İki oyuncu da yine rollerinde çok iyiydiler. Ben ayrıca Emma Corrin'in performansını da beğendim. Onun bazı sahneleri gerçekten çok güzeldi. Böyle ellerini insanların kafasına soktuğu bazı sahneler vardı. Özellikle onları çok beğendim. Çok iyi çektiklerini düşünüyorum. CGI genel olarak iyiydi bana sorarsanız. Sırıttığı birkaç yer vardı tabii. Onların dışında genel olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. En azından beni rahatsız eden bir şey olmadı. Filmde en az 4-5 tane çok sağlam aksiyon dövüş sahnesi var. Onları da gayet iyi çekmişler ve bu sahnelerdeki müzik kullanımı da bence çok iyiydi. Zaten fragmanlarda bir kısmını görmüştük. Eğer mümkünse, başarabilirseniz Deadpool and Wolverine filmini bir an evvel spoiler almadan izlemenizi tavsiye ederim. Ben hiç spoiler almamıştım, bu yüzden pek çok sahne bana sürpriz oldu. Bu da benim seyir keyfimi oldukça yükseltti. Benim Deadpool and Wolverine için puanım 10 üzerinden 9. Bu yıl verdiğim en yüksek puanlardan bir tanesi. Siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? İzlediniz mi? Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.